Ermeniler suikast düzenledi. Bu Belçikalı Janon ne böyle bir işte eleman Abdülhamit pimpirikli ya şey ya dakik ya Abdülhamit'in faytonuna saatli bomba koyuyor. Abdülhamit namazdan çıkıp tamam mı halkı cuma selamı deriz ya hani halkı selamladıktan sonra işte 80 adım atar faytonuna biner halkı tekrar selamlar saraya gidermiş. Lan tam bunlar öyle bir ayarlamışlar ki Abdülhamit gelecek şeye faytona binecek hiç saniye saniyesi sektirmiyor tamam halkı selamladığı anda eyvallah dediği anda halkının gözü önünde padişah Abdülhamid'i havaya uçuracaklardı. Belçikalılar destekliyor bunları o dönem ve o dönem Abdülhamid camiden çıkıyor. Dönemin Şeyhülislam'ı mı, caminin imamı mı? Bir adam Abdülhamid'in bacağına yapışıyor. Hünkârım diyor. Hünkârım camimizin avizeleri falan eksik diyor. Bir avize mavize bir şey yaptıralım şu cami dedikleri zaman Abdülhamid tamam oğlum diyor başlatma cami şimdi diyor şeyine diyor avizene mavizene diyor tamam yaz diyor saraya diyor tamam parası diyor. Olmaz hünkârım senden söz alacağım diyor. Abdülhamid orada bir dakika oyalıyor. Tamam. Avize meselesinden bir dakika öyle Abdülhamid tamam oğlum bak ben pimpirikliyim etmem ben gideceğim ben dediği anda Abdülhamid geriye döndüğü anda 100 metrelerdeki faytonu büyük bir gürültüyle patlıyor. Ermeniler suikast düzenlemişler. Ne suikasti? Yıldız suikasti. Yıldız suikasti demişken padişah Abdülhamit şeyi değiştiriyor. Sarayı da yıldıza çekiyor. Neden? Çünkü bu Dolmabahçe'dir. Ne bileyim işte bunlar hep deniz kenarında Topkapı falan. Niye? Bunlar korunaklı değil. Abi İngiliz, Almanı bilmem nesi böyle Fransası sağlam donanmayla geldikleri anda bizde onu karşı koyacak bir ne yok. Donanma yok. Abdülhamit donanmayı bu dönem bana karşı kullanıyorlar diye Haliç'e çektirdi. Haliç de dura dura donanmadan oldu. Donanma da çürüdü. Yok donanma. O yüzden sarayı yıldıza taşıyor. Karada. Denizden tehlike olmasın diye. Bilin. Ermeniler suikast düzenlemiş. Yıldız suikastı.